Ya be bixina pe ma katna ma chekene bu. Bu du ma kat wa chimadi. Wa chimadi. La bishka khano. La dza khano. La ko pe khano. Adile düzenle atmen dostu ya Adile mi? Adile mi rahat et bu anene? Batı vezelmeye ne yapayım diye? 5 yıldır dinmeyen bir acı. 5 yıldır basın açıklaması yapılmayacak denildi. Basın açıklaması yapılmayacak denildi. İndir kamerayı, indirir misin? Hayır. İndirir misin kamerayı? Beni niye engelliyorsun? Basın açıklaması yapılmayacak denildi. Beni niye engelliyorsun? Beni niye engelliyorsun? Hayır, beni niye engelliyorsunuz ya? Beni niye engelliyorsun? Tamam, benlik bir şey yok ki. Beni niye engelliyorsunuz? Tamam, beni niye engelliyorsunuz? Yapılmayacak denildi. Beni niye engelliyorsun? Bana niye söylüyorsun? İbadet, sen çekmiyor musun? Tamam, sen burada yok musun? Açıklama yaparsa ben görevimi yaparım. Ben çekerim. Tamam, ben de onu görüşürüm. Sen çekmeyeceksin, o da yapmayacak. Bakın, burada yapılıp yapılmayacak benim kararım değil. Bana söylemenize gerek yok. İbadet edemem. Açıp ben hukukçu değilim. Açıp bakabilirsin. Böyle tanemler. Basın açıklaması yapamam. Kapının önüne çıkıp sana olacağını söylüyorum. Kapının önüne çıkıp yapabilirsin. Sıkıntıdır. Engelle, ben de engelli yazarım yani. Problem değil. Tamam. Zorlaştırma. Ne sandın? Her yerde mezarlık var. Beni engellemeyin. Ben de düşünüyorum. Ben görevimi yapıyorum. Bakın şu an siz basını engelliyorsunuz. Şu an siz basını engelliyorsunuz. Şu an beni engelliyorsunuz. Basını engelliyorsunuz. Tamam, çekemezsiniz ama. Neden çekemeyiz? Sen merzaleye koy, merzaleye koy. Çekerim bunu daha bilmiyorum. Çeviri ve Altyazı M.K. Şu an beni engelliyorsunuz. Öyle bir yasayı bana göster, ben de çıkayım gideyim. Şu an polis elini kamerama koymuş, çekim yapmamı engelliyor. Mezarlıkta çekim yapılmayacağını belirtiyor. Burada basını engelliyor. Şu an elini kamerama koymuş, izin vermiyor çekeyim. Bugün Arife günüdür. Mezarlık ziyarete geldik. Başımızı yaşamaya geldik. Geldiğimiz bu noktada yasaları kenara itip üstünlerin talimatını uygulayan kolluk kuvveti burada annenin acısını yaşamasına izin vermediler. Bu zulmü yapan iktidar gitmek üzere. 14 Mayıs'ı bekliyoruz. 14 Mayıs'ta haksızlık yapan, zulüm yapan, yasaları rafa kaldıran, milletvekilini koruyan bu zihniyet gidecek ve yargı bağımsız, tarafsız olacak. Bu katliamı yapanlar da yargı önünde hesabı verip cezaevine gidecektir. Bugün dayanışma için yanımızda bulunan herkese teşekkür ederim.